Esnaf işletmecinin ahlaklı olması çok önemlidir. 400 liraya lahmacun olur mu Allah aşkına yani? Bir nefeste yekte 2 saat mi yüzüyorsunuz? Ben şnorkelle daldığım zaman 4 saat yüzerim. Yani bu değişim rüzgarları esiyor ya. Yani hiçbir şey değişmeyecek, ben değişeceğim. Bir sabah hamam böceği olarak kalkarsam hiç şaşırmayın. Nasıl buluyorsunuz bu tarzı? Bulamıyorum. Erkeklerin parmak arası terlik giymesine nasıl bakıyorsun? Bir erkek parmak arası terlik giydiği zaman feminen olur. Şıpıdık 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 yürür. Canım küçük parmak oradan çıkar. Bunu gördüğüm zaman nefret. Hacizden nefisten kesiliyor insan. Siz peki saygınlığın böyle takım elbise, ciddi kıyafet bununla eşleşen bir kavram olduğuna inanıyor musunuz? Tiyatroya mesela eskiden mutlaka kostüm ve kravatla giderdi. Ben şeye uyuz alıyorum abi. Erkeklerin atletle gezmelerine. Şimdi bir tek burada anlaşamadık, ben onlardan bileyim. Öyle mi? Atlet. Abi hoş geldiniz. Hoş buldum canım, sağ ol. Nasılsınız? Biraz canım sıkılıyor. Niye canım sıkılıyor abi? Hatta kibarlık etmeyeyim yani, çok canım sıkılıyor. Neden? Şöyle anlatmaya çalışayım. Bu ahşap yelkenli gemilerin olduğu dönemlerde bir gemiye uzun yola çıkacak tayfa alıyorlar. Sahile masayı koymuşlar, işte elemanlar geliyor, ahçı geliyor, dümenci geliyor vesaire. 3 kişi de tayfalık için müracaat ediyor. Katip soruyor, sen ne iş yaparsın? Biri diyor ki ben çok uzağa görürüm. Güzel, iyi. Sen, ben çok uzağa duyarım. Peki üçüncüyü sen, benim canım sıkılır diyor. Diyor ki ikiniz girin, bu kalsın. Yok, biz anca üçümüz gelirse kabul ederiz, yoksa gelmeyiz diyor. Danışıyor manışıyor kaptan, üçünü birden alıyorlar. Çıkıyorlar seyri sefere, hava patlıyor falan. Yelkenler merkenler zor durumda. Kaptan diyor ki şu uzağa göreni çağırın bakalım. Ne oldu, ne görüyor? Giriyor böyle bir bakıyor. Diyor ki işte sancak omuzlukta kara göründü. Hatta böyle ışıklarını hayal meyal seçiyorum ama bir deniz feneri de var diyor. Satik diyorlar ki ötekine sen ne duyuyorsun? Uzun süre dinliyor. Diyor ki deniz fenerinin merdivenleri ahşap. Fenerci de bir bacağı sakat, tahta bacaklı. İnerken tık 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 diye ses yapıyor diyor. Üçüncü de böyle tahliye sandalının dibine oturmuş. Böyle bir şey yok diyor sallanarak. Sen diyorlar işte benim bunlara çok canım sıkılır diyor. Abi sizin için ideal tatil nedir, nerede yapılır? Çok zor bir soru. Kitap yazılır bunun üstüne. Ama ben kendimden anlatayım. Ben denizi çok severim. O zaman tatil deniz kenarında yapılır. Deniz neyi getirir? En basitinden iyot solursun. İnsana çok yararlıdır. Bir örnek vereyim mesela. Adana ile Mersin arası 75 kilometredir. Mersinlinin gözü parlar. Niye? İyot var orada. Ve güneş yüzüdür. Adana'ya geldim biraz kasılır oldu. Allah'ına kurban. O başka bir havada. Yani denizin kokusu, o iyot, artı o resim, o riyet, uzak maviye bakmak, boşluğa bakmak göz için de yararlıdır. Akciğer için yararlıdır. Artı bir de yüzersen fevkalade bir spordur. En güzel spordur. Siz yüzer misiniz çok? Ben çok yüzerim. Ne kadar? Pardon, yani? Yüzerdim. Fakat şimdi yüzmede hipotermi diye bir olay var. Biz 36,5 dereceyle geziyoruz. 34 suya bile girsen, 2 saat yüzersen hipotermi başlar. Biz Karaburun'da en yüksek 24 derece gördük. O da bir gün. Kaç saat yüzüyorsunuz peki? Şimdi ben 2 saat yüzerim. Yok artık. Tabii ama o suda değil. Bir dakika, bir denize girdiniz ya, bir nefeste yekte 2 saat mi yüzüyorsunuz? Ben şnorkelle daldığım zaman 4 saat yüzerim. Şoka mı yapıyorsunuz abi? Tabii balık da vururdum. Abi siz bir tür balıksınız o zaman böyle bir şey, ama bu bir insan bu kadar yani, o zaman ben zaten 70 kiloydum. Türkiye'de en güzel tatil yapılacak yerler neresidir sizce? Marmara kıyısından başla Antalya'ya kadar, hatta Fasilis'e kadar o sahil en güzel yerdir. Artı Karadeniz mevsiminde çok güzeldir. Ama mevsimi kısadır, 2,5 ay. Ne zamandır o? Nisan'da durgundur deniz. Ya Nisan başında gideceksin ya Eylül'de gideceksin. Bodrum sever misiniz abi? Bodrum'u eskiden çok severdim. Neden severdim? Bodrum eğlence yeridir. Marmaris dinlence yeridir. Bodrum daha aktif bir yaşam sürer. Müziği forttur. Yemekleri falan iyidir ama pahalıdır biraz. Ama bugün abartılan şeyler eskiden yoktu bunlar. Yani 45 liraya ya da 400 liraya lahmacun olur mu Allah aşkına yani? Oluyor abi. Olur. Ona itirazım yok. O parayı ödeyip yine orada yaşamayı bir onur sayan, bir statü tespiti sayan insanlara üzülüyor. Son bayramda 3,5 günde 80 bin araç girmiş Bodrum'a.
Nüfusun tam şimdi rakamı vermeyeceğim ama küçük bir rakamdır. Ama tatil dönemlerinde 3 misli artar. Onun için su sıkıntısı başlar, ekmek sıkıntısı başlar. Trafik asla yürümez Bodrum'u. Bunlar vazgeçilmezleridir. Böyle de bayağı muhtar gibi Bodrum haritasını iyi bileceksin, yarımadayı. Ona göre tercih yaparak şuradan gidersem iyidir, buradan dönersem iyidir öğreneceksin. Abi şunu anlamıyorum. Tatil biraz daha böyle dinginleşilen, daha sakinleşilen, stresten, kaostan uzak durulan bir zaman dilimidir diye bilinir ya. Yani benim tatilim o bence. Sizinkini bilmiyorum. Şimdi Bodrum'da bütün bu anlattıklarınız şehir yaşamının ta kendisi. Trafik, kaos, evet. Hava kirliliği, altyapısızlık. Bodrum'a gittim. Başka bir şeydir. Ama havası diyorsunuz siz değil mi? Neredeydin tatile? Bodrum'da. Tabii. Ha. Onun için o çok önemli yani. Düşün mesela şarkılar bile Bodrum, Bodrum diye. Kömürlük, kömürlük diye şarkı var mı? Yok. Ama Bodrum, Bodrum diye şarkı var. Ve de güzeldir de ben de severim. Ama gerçek tatilde olması gereken şey beyin dinlenmesi bakımından hem rüyetin değişmesidir. Mesela İstanbul'da palmiye göremeyiz biz. Ama orada tatil kentine gittiğin zaman güneyinde palmiye ağacının görüntüsü bile seni dinlendirir. Ayrıca denizin görüntüsü seni dinlendirir. Ayrıca iyi binaların olması, tarihi binaların olması seni dinlendirir. Yani görüntü değişmesi bile dinlenme bakımından çok önemli. Alaçatı ne diyorsunuz? Alaçatı ben windsurf yapmadığım için benim için çok cazip değil. Alaçatı'da artık zaten bir tek windsurf yapılmıyor abi. Aynı Bodrum gibi ekonomik seviyesi ortanın üstünde olanlar oradan gidip taş evler aldılar. Ev bulunmaz oldu. Ev pahalı olmaya başladı. Yani eskiden Alaçatı'ya gittiğin zaman işte deniz börülcesi yerdin. Ah. Beyaz peynir, domates sövüş yerdin. Rakını içerdin. Bazı şarabını içerdin. O kadar. Abi Bozcaada'da Yalova Restoran diye bir yer var. Bir deniz börülcesi yapıyor. Deniz börülcesinin üstüne domates rendesi ve hafif zeytinyağlı sarımsak sosu koyuyorlar. 6 tabak falan yiyoruz biz 2 kişi yani. Yalova'ya ben de gittim, severim de. O da arkadaşlarım da var. Yalova Restoran biliyorsunuz. Evet, evet. Meşhur. Bozcaada'da film çektik. Bir ay kaldım. 35 gün kaldım. Oranın usulü de bana çok uygun geldi. Çok, size çok aşırı uygun. Ama bak şimdi kimseyi de öyle katı eleştirmek istemiyorum ama esnaf işletmecinin ahlaklı olması çok önemli. Tabii. Mesela şimdi orası balık yeri olması lazım değil mi? Mesela bu sahneden eski ters lüferi çıkarır, yeni lüfer geldi diye satar. Bilen adam lüferin kuyruğuna bakar. Onun kuyruğu eğer yelpaze olmuşsa, bozulmuşsa eski lüferdir o. Yani ters lüfer deriz biz ona. Yumurtadan aşağıda çıkıp Karadeniz'e dönen lüfer. Normal lüfer Karadeniz'de büyür. Orada mesela ters lüferi satan restoran vardı. Benim oturduğum restoranda bana onu satıyordu yani. Esnaf çok önemli. Aa, müşteri gelmeye başladı. İyi de geliyor. Dayan. Parayı sağalım. Şu kadar 3 ay çalışıyoruz zaten. 3 ayda 12 ayın parasını çıkaralım. Yanlış bir olaydı. Siz tekne turizmini çok iyi bilen birisiniz. Bu Göcek'te tekne turizminin Türkiye'deki merkezi. Ya bütün dünyada aslında bilinen bir merkez ama biz orayı da çok hoyrat kullanıyoruz. Geçen seneydi galiba ya da önceki sene ben Göcek'e tekneye gittik arkadaşlarla falan. Denizde yatak gördüm abi. Bayağı yatak atmışlar denize. Yani denizin içinde daldık. Bayağı karyola gördük yani. Pis, klozet. Tabii. Somya. Araba lastiği. Bayram tatilinde Göcek'te o canım akvaryum gibi denizin içinde deniz biti, deniz anası, o kirlilikten çıkacak ne varsa türemiş. Ve herkes Göcek bitti diyor şimdi. Şimdi bu o kadar geniş bir şeydir ki. Mesela tekne meselesinde teknoloji doğa adına değildir. Mesela benim teknemde de öyleydi. Bende 200 kiloluk bir pis su tankı vardı. Orada da çok biriktiremezsin. Bomba gibidir o. Patlar yani. Gaz yaparsa kapağıma pağ atar. Onun için mutlaka onun boşaltılması lazım. Düşüncesiz kardeşlerim denize basarlar. Biz beklerdik, telefon ederdik. Araba gelir alırdı. Şimdi bu sistemin değişmesi lazım. Ama şimdi bir tenezzüh teknesine de bir ton su, pis su tankı koyamıyorsun. Biz mesela Bedir Rahmi koyunda kalırdık. Çok da güzel bir koydur orası. Kirlendikçe dışa geçtik. Büyük koya gittik. Büyük koyun dışına ağaç şeyine çıktık. Artı bozuldu. Göcek'ten çıktık. Ama Göcek deniz harikasıdır. Bak şimdi ne oluyor? Belediye karar alıyor. Pis suyu Göcek koyuna vermeyelim. Çünkü ters akıntıdır. Çıkmaz da dışarı. Bunu ne yapalım? Birileri gelmiş bir şey demiş. Demiş ki pis suyu kanala boşaltırsanız kanal onu alır götürür. Şimdi bu kanalın ne olduğunu, kanalın tespitinde bayağı bilimsel yaklaşmak lazım. Yani 100 metre ötede de kanal vardır, akan su vardır. 500 metre ötede de şu kadar derinlikte de su vardır. Güçlü kanal suyuna bırakmazlar bunu. Göcek'te mesela 200 metreye bırakılmıştır. Gene havayla beraber basar içeri. Ben midyelere bakardım daldığım için. Bir yerde midye artıyorsa midye popülasyonu su kirleniyor demektir. Onun çünkü mantosu pis suyu süzerek yaşar. Her midyeyi gördükçe ben bir dışarı koya çıkıyordum. Midye bu söylediğiniz anlamda yemesi riskli bir şey mi?
yemesi de çok riskli bir şeydir. Yani büyük midye ise, yaşlıysa o tonlarca su süzmüştür ve onun mantosunun içinde ağır metaller vardır. Yani çinko vesaire metal zehirlenmesi olur. Ama çinkoya da ihtiyaç olduğu için ayda bir defa zehirlenebilirsin. Midyenin de çok güzel yemekleri vardır yani. Midye dolma da şimdi o tepsilerde yedi. Evet. Hani 50 tane yedim, aç 100 tane falan. Rahat yedim. Onlar midye falan değil zaten. Onlar çok kadarcık bir şey. İçinde de o kadarcık pirinç var. Dolma? Ben Ermeni usulü dolma severim. Bir Ermeni harsına göre yemekte dolma yapacaksan, zeytinyağlı dolma yapacaksan, neye doldurursan doldur. Bibere, patlıcana, midyeye. Hepsinde 1 kilo pirince 3 kilo soğan doğradın. Vay abi ne yaptın ya? Tabii bazı kadınlar şeker kollar mesela soğan aromasını versinler diye. O hem tehlikeli hem zararlıdır. Fıstığını bol tutar, üzümünü bol tutar, dozunda kavurur ve doldurur. O zaman midye mükemmel olur. Zeytinyağlı yaprak sarması, zeytinyağlı lahana sarması kışın. Rahmetli Müzeyyen abla midyeli zeytinyağlı lahana dolması yapardı mesela. Müzeyyen Sener mi? Evet. Nurlarda yatsın. Amin. Çok da güzel yemek yapardı. Bizim çok dostluğumuz oldu, çok sıcak. Midyeyi yakalarsın, çıkarırsın. Efendime söyleyeyim. Üzerindeki kumu taşı iyice alırsın. Sakalını kesersin. İyice yıkarsın. Kumunu akıtırsın, bekletirsin suda. Ondan sonra onu suda sosunu ayarlayacak şeyleri de katarak sevdiğine göre baharatını, tuzunu, sirkesini koyarsın. O bir kaynar. O kaynayan suya pirinci salarsın. Midye açılır. Adeta pirinci içine alır ve kaynar suda da öldüğü için kapalı kalır. Ona midye salma derler. Abi ne yaptın ya? O da bir tür dolmadır. Kalk gidelim abi, kalk. Ama hakikaten bunlar mükemmel şeylerdir yani. Abi modayla aranız nasıl? Gençken iyi giyinirdim. Yani biraz da özen gösterirdim. Kruvaze severim. Özellikle tebeşir çizgili, biraz gank işi, onları severim. Bir ara işte pantolon paçaları 19 paçaydı. Ne demek abi? Bir ara 34 oldu. Köşeye dönerken önce paça dönüyordu. Size şimdi bir tane bir tarz göstereceğim. Bu son dönemde çok sık rastladığımız bir kıyafet tarzı. Nasıl buluyorsunuz bu tarzı? Bulamıyorum. Bulduğum kadarını anlatmaya çalışayım. Buyurun abi. Şimdi üç tarafı erkek delikanlı, tamam. Aşağıya anlamakta zorluk çekiyorum. Bu 19 paça bile değil. Herhalde 14 paça. 4 galiba bence. Yani bilemiyorum. Hani streç gibi. Buna karşında ayakkabı büyük ve uzun. Evet. Bu yürürken ayakkabısı burnuna çarpar. Ben giymem bunu yani. Ama moda kendini tekrar eder. Yeniden eskiye döner. Yeniye gelir. Bir ara Ajda Pekkan uçaktan inerken ne giydiyse 15 günde Türkiye'de o çıkıyordu. Televizyonda izlediğimiz kadarıyla baktığımızda defilelerde falan asla giyilemeyecek kostümler vardır, mayolar vardır. Yani onlar kullanılamaz. Onlar bence kreatörün kendisini hangi yolda olduğunu anlatması bakımından bir mesaj olarak değerlendiriyorum. Kırmızı çizginiz var mı mesela? Yemeğe giderken ceket mutlaka giyilir gibi bir çizginiz şimdi var mı? Şimdi ben eskiden bu kırmızı çizgilerim vardı. Ama artık ben 147 kiloyum maalesef. 140'tım. Son zamanlarda öfkeden çok yediğim için 147 oldum. Yani bu değişim rüzgarları esiyor ya. Yani hiçbir şey değişmeyeceğim, ben değişeceğim. Bir sabah hamam böceği olarak kalkarsam hiç şaşırmayın. Gerçekten tiyatroya mesela eskiden mutlaka kostüm ve kravatla giderdim. O benim prensibimdi. Ama artık yapamıyorum. Şortta terlikte yok musunuz abi? Yani tekne de çok giydim şort ama şortu çok sevmem. Ben erkeğe de yakışmıyor şort. Ben kalkıyorum abi, müsaadenizle. Son dönemde giydiğiniz giysi, kullandığınız çakmak, efendim kullandığınız saat bir statü tespit ediyor. O bakımdan önemli. Siz peki saygınlığın böyle takım elbise, ciddi kıyafet bununla eşleşen bir kavram olduğuna inanıyor musunuz? Bence en basitinden bunu giyen, kullanan çevreye saygılı demek. Onun da kendi statüsünü saygılı bir insan olarak mesaj verdiğinden diğerleri tarafından da saygın karşılanmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Buna karşın mesela benim gibi göbekli olan ceket giysem ben şimdi otururken kapalı olmasına imkan yok. Elbise şöyle bir şey olur. Onun için tak otururken açarsın ya da kalkarken mutlaka iliklersin. O da bir saygı meselesidir. Ben bu ritüellerin hepsini severim. Bunlar yani yerilecek şeyler değil. Erkeklerin parmak arası terlik giymesine nasıl bakıyorsunuz? Ne diye buyurdunuz, erkeklerin mi? Öyle bir şey olmaz. Yani bir erkek parmak arası terlik giydiği zaman feminen olur. Şıpıdık 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 yürür. Onun için o Japon mucizesidir esasında. Çok rahat bir şeydir ama çok özenli kullanılması gerekir. Yani erkek de giyse, kadın da giyse, mesela taraklı ayak sahipleri onu asla giymemediler. Canım küçük parmak oradan çıkar. Yere de değer, kirlenir. Bunu gördüğüm zaman nefret, hacizden nefisten kesiliyor insan.
Bir erkeğin parmak arası terlik giymesi çok hoş gelmiyor bana. Ama giyen helal olsun. Ne yapalım, giysinler. Ben şeye uyuz oluyorum abi. Erkeklerin atletle gezmelerine. Atlet derken hani kıyafetin içine giyilen atletten bahsetmiyorum. Yanlış anlamasın kimse. Atleti böyle bayağı tişört gibi alıp dışarıda gezenler var. Bir de tabii böyle vücut yapınca falan daha da insanın gösterisi geliyor. O da ayrı ama çok itici duruyor bana göre. Tabii benim kendi görsel. Şimdi bir tek burada anlaşamadık. Ben onlardan biriyim. Öyle mi? Nasıl, şimdi atletle mi geziyorsunuz atlet ya? Atlet severim. Yazın teknede hep atletle gezerdim. Bir de ama ben de body falan çalıştım. Eskiden böyle değildik biz de yani. Tam müşteriye denk geldim ben. Tabii. Erkeklerin saç boyamasına. Türk toplumun erkeğinde gençliğe özenmek, hele bizim sanatçılarda, tiyatroda, özellikle genç tiplere küçük roller olduğu için yaşlı rolleri verilir. Biz mesela 25-30 yaşlarına kadar yaşlı rolü oynarken saçımızı ağartacağız diye göbeğimiz çatlardı. Paramız da olmadığı için guvaj boya alırdık. Oo. Diş fırçasından guvaj boyayı buraları böyle atarsın, buraları beyaz olur. Sonra Allah'tan lahner patlar çıktı da lahner patlarla yapıyorduk. Bu sefer yaşlanınca da saçın ağarmışsa onu gider siyah boyatırsın. Mecbursundur da ona. Senin mesela kaşında beyaz kıllar varsa, saçın simsiyah kuzguni siyahsa hiç de inandırıcı olmuyor. Karikatür gibi. Bıyığı kırçıl, saçı simsiyah. Ya da saçı beyaz, kaşı bıyığı simsiyah. Yani nedense bunu yapıyoruz. Biraz moda, biraz tatil konuştuk. Size iyi siyasetler, iyi tatiller, iyi modalar temenni ediyorum. Kapatıyoruz efendim. Pum 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 p